Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Diablo 4'e 1.1.1 güncellemesi geldi. Sizlere bu güncellemeden bahsedeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diablo 4 hakkında güncel bilgi almak istiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Şimdi şöyle başlayalım. Sınıf dengesi güncellemeleri diyor. Ee, önceki güncellemede herhalde Blizzard e, bizim yorum bizim yorumlarımızı herhalde görmüş ve e, sınıfları düşürmüştü hasarlı vesaire. Onu geri düzeltmiş arkadaşlar. Bunu düzeltirken de ekstradan büyücüyle barbarada etkinliğini arttırmak istiyoruz demiş ve ekstra bir şeyler getirmişler. Ee, şöyle büyücüden başlayalım. Çoğunlukla Paragon Board iyileştirmeleri aracılığıyla oyunun sonlarına doğru BK kabiliyetini iyileştirin diyor. Hani e, büyücü ben oynamadım. E, buradaki anlattığı şey bilmediğim için fazla yorum yapamıyorum ama büyücü oynayan arkadaşlar için iyidir diye düşünüyorum. Şu Kislanetini bilmiyorum. E, bunun etkilerinden uzaklaştığın zaman sınıf mekaniklerini ayarlayın diyor. Burası oyuncunun güç kazandığı ve güç kaybettiği yerdir diyor. Hani e, bunu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Ama Barbar oynadım. Şimdi Barbar da diyor ki temel becerileri hiddet üretimini arttırarak erken saflarda savaşın akışını değiştirin diyor. Barbar için gerçekten hiddet çok önemli bir şey. Hani e, Barbar için e, şey yeteneği var ya. Bu bağıran yetenekler var ya. Öyle diyeyim size mavi yetenekler. Hani onu belki değiştirip daha farklı bir build yapılabilir bununla. Haberiniz olsun. Benzersiz öğelerin gücünü arttırarak oyun sonu heyecanı ekleyin diyor. Yani barbarın benzersiz güçleri yete... Yet öğeden kastı item işte ya söyleyemedim adı aklıma gelmedi ikinci olarak e, yüksek güç seviyelerine ulaşmayan yapıları güçlendirin diyor. 3 efsanevi öğeler ve aşırı durumsal olan diğer etkiler için kullanım örneklerini çeşitlendirin diyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sınıflara. Barbar Barbar'a hem yukarıda geldi hem de burada. Gerçekten e, şu yetenekte öfke yükseltilmiş bunda yükseltilmiş Çılgınlık zaten mavi yeteneklerde öfke yükseltilmiş. Genel olarak öfkesi full yükseltilmiş arkadaşlar. Hasar yükselmeleri var. Hasar yükselmeleri var. Hucum 4 saniye çıkartılmış. Hasar ölse 2 saniyede. Barbar gerçekten OP olmuş arkadaşlar. E, pasiflerde aynı şekilde hasar, hasar azaltması %4'e yükseltilmiş. Kritik hasar bonusuna dayalı olarak Verilen kanama hasarı %100'den %15'e yükseltilmiş ha, Kanama boyutu çıkılabilir Yani %15 güzel bir oran onu söyleyeyim bu arada Aynı şekilde kanama hasarı sırasında %11'den %70'e yükseltilmiş Oo, Bu da iyi kanama boyutu gelir ben size söyleyeyim Aynı şekilde hasarlar yükseltilmiş arkadaşlar Yürüyen cephanelik. Ya yani yeteneklerin genel olarak ve pasifleri direkt yükseltmişler. Karakteri bayağı güçlendirmişler. Efsaneler, efsane bu itemler arkadaşlar. Itemlerin ee, şeylerini yükseltmişler. Oranlarını yükseltmişler. Öyle diyeyim size. Yani güzel oran yükseltmişler. Depremlerden hasar azaltma, depremlerden hasar bonusu. Bu yetenek zaten yere vuran yetenek. Ama efsane. Ya özür dilerim bu efsaneler tam doğru. Bunlar itemler. Şunlar da ünik itemler. Hani böyle şey itemler çıkıyor ya böyle efsun atamadığınız itemler öyle diyeyim size. Bunlar o itemler. Şu bir tane zırh veren vardı. Diken veren o var mı şu an burada? O yok şu an burada. Görmedim. Aynen o yok. Şu an göremedim. Onun da bir ikiye değişiklik yapsalar da iyi olurdu. Barbar bu şekilde gerçekten her şeyini yükseltmişler arkadaşlar. Barbar oynayanlar için iyi bir haber. Rogye, Rogye biliyorsunuz oynuyoruz. Yani enerji ışığı her üç atıştan biri düşman delip geçer. Birincili ok. Bu, bunu genelde kullanmıyorlar da bunu ben bir deneyeceğim. Nasıl olacak merak ettim bunu. Hasar bonusu yükseltilmiş. Zehir tuzağı kullanıyoruz. 344'den 396'ya yükselmiş. Güzel yüce ok yağmuru. Ee, biz ok yağmuru atıyoruz ya. 3 saniyeni düşüyormuş arkadaşlar. Pasifler, mağdur, e, lucky hit şansı yükseltilmiş. Zamanla verilen hasar yükseltilmiş. Lucky hit şansı yükseltilmiş arkadaşlar. Yeteneklere göre bak onu söylüyorum. Efsanevilerde e, yine aynı şekilde oranlar yükseltilmiş. Uniklerde rüzgar gücü yani tümü istatistikler yerine savunmasız hasar ile değiştirilmiş arkadaşlar. Yani bu tümü statiksler ben beğeniyorum. Tüm her şeyi yükselttiği için gerçekten güzel. Savunmasız da olur. Full savunmasız bu çıkarsan güzel olur. Bu unik için diyorum. Hakan'ın sözü e, bu benim şey attım. Ok yağmuru attım var ya o. Nihai hasar iki yerine bekleme süresi azaltma gelmiş o o da iyi güzel Roge de bu şekilde ben e, bildiğiniz üzere ben Necromancer main'im. hani benim ana hesap o onu çok merak ediyorum ve ona hiç bakmadım açıkçası Druid yani Druid de aynı şekilde hepsi yükseltilmiş arkadaşlar yeteneklerini pek bilmediğim için buraya kısa geçeceğim yani burada aynı şekilde full şeyleri yükseltilmiş şöyle hafiften yavaş geçeyim de en azından okuyun sizde. de. Ya oranlar hepsi yükseltilmiş Druid içinde, büyücü içinde aynı şekilde. Direkt iki mana üretiyor. Bu oğlum bir şey değil mi? Ateş şeyi ateş. Oğlum ne yapmış bunlar? 40 vuruşa hasarı 20 arttırıldı. Fireball en az 3 düşmana vurursa bu bonus %30'a oha. Bir şey diyeyim, Ateş bu ildi olur. Şu an sevdim. Ekstra bir de Yıldırım bu ildine yönelmişler. Yıldırım bu de geçilebilir arkadaşlar. Buz oynayan arkadaşlar bu ikisini bir denesin. Tavsiye ederim. Oranlar çünkü güzel yükseltilmiş. Pasiflerimiz var burada yine. Bu pasifler hiç bilmiyorum. Şeyde büyücüde. Sonra oğlum bir şey diyeyim, full alev bu arada. Alevi iyi güçlendirmiş. Zaten güçlüydü. Efsanevilerde yine aynı şekilde oranlar yükselmiş. Ünüklerde bir tane aydınlatıcı eldiven varmış. Bunun şu hasar cezası düşmüş. Şurada seslenme etmek yerine lakit şansı gelmiş. Kaynağı geri yükleme yani enerji yükleme onu söyleyeyim. Aydınlatıcının ilk sekmesi oyuncuya çok daha yakın gerçekleşirdi. Büyücü de bu şekilde arkadaşlar. Büyücü de güçlü. Ya genel olarak tüm karakterlerin hepsi güçlenmiş. Onu söyleyebilirim. Geldik sıra. En bozuk çar arkadaşlar. Geliştirilmiş kemik ruhu. Bekleme süresi 6 saniyeden 7 saniye çıkartılmış. Bu kemik ruhu sıkıntılıydı. Örnek. ikramiye yarayda gücü 50'den 40'a düşüldü. 40 irade gücü başına hasar bonusu 2.5'dan 4'e yükselttim. Bir yerden almışlar bir yere vermişler. Öyle diyelim. Necromancer'ı niye oynamamışlar? Zaten bozuk da gerçi de olsun. Reaper. Çürme. Eziyetin ölü. Yani. Golemi ceset oluşturma şansı iyi ol oran yükselmiş. Bir şey değil mi? Golem Golem gerçekten OP olmuş. Golem oynanır bu arada yapılabilir. Ünlüklerde de istihbarat eki bonusu hareket hızı ile değiştirilmiş arkadaşlar. Minyonlar diyor. Neden daha az hasar veriyoruz kardeşim? Druid ile Necromancer. Şaka mı bu ya? Oğlum ya Necromancer'a bir şey yapmamışlar. Bak sinirlendim bak şimdi. Neyse. Şimdi canavar yoğunluğu diyor arkadaşlar. Kabus zindanları ve Helltide canavarların yoğunluğunu arttırıyoruz. Şimdi size şunu şöyle açıklayayım. Örnek veriyorum. Zindana girdiniz. Kabus zindanına. 3 tane yuvarlak bölüm var. Kole yok edeceksiniz. Heykel yok edeceksiniz. O bölümde 3 tane elit oluyor ya. O ara koridorlardaki slotların hepsini çoğaltmışlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Tamam mı? Burada onu diyor. Yoğunluğu, canavar yoğunluğu o şekilde çoğaltmışlar. Elitler yine aynı. Birer tane elit var. Aradaki slotlar mük. Bayağı çok. Onu söyleyeyim. Şimdi patronlar daha sağ, daha çok cana sahip olacak diyor. E, 80 seviyedeki patronlar sağlığı %50 artıyormuş. 100 leveldeki %100 artıyormuş. İşte canları yükseliyor arkadaşlar seviye yükselttikçe. Öyle diyeyim size. Patron var ve etkinlikler. Seviye 35 ve üzeri patron canavarlar artık %100 bir şekilde efsanevi eşya düşürecek. Bu güzel olmuş. Ee, goblin yani şu şey goblini var ya. Şans goblin değil de Goblin'e ne diyorduk? Adını unuttum. Neyse o goblin 6 ile 14 arasında artan efsanevi eşya düşürme şansına sahip ve 15'ten itibaren yani seviye 15'ten itibaren bir efsane eşya düşürmeyi garanti ediyor. Yani artık bu goblini gördüğünüz zaman keserseniz daha güzel şeyler atacak garanti olarak da efsanevi eşya atıyormuş. Bu güzel olmuş çünkü görünce nasıl kaçtığını siz biliyorsunuz. Onu yakalıyoruz ama uğraştırıyor. iyi şeyler dağıtmıyor. Legion etkinlikleri artık daha ödüllendirici. Bu gerçekten güzel olmuş. Ben açıkçası sadece XP için giriyordum Legion'a. Ee, 35. seviyeden itibaren bir efsane garantisi düşüyor. Güzel olmuş. Bu cidden güzel olmuş. Artık item içinde şey yapabiliriz. Sonra genel olarak ee, burada ekstra böyle göstereceğim düzeltmeleri düzeltmeleri yapmışlar burada. Aynen düzeltmeler. Abi de önemli olarak şunu söyleyebilirim. Nerede o? Ya ha şu. Şu dancınların kullanma süresini geri 3 saniye çekmişler. Haberiniz olsun. Yani önemli olarak onu söyleyebilirim. Bir de gerçekten önemli olarak e, aşağıdaki kabus kabusundanlar ekleri kaldırılmışlar. Kaynak yakma bu ateş hasarı verenler var ya. O bir de şu bir tane slotlar arkadan bir anda çıkıp sırtınıza bıçağı saplıyordu ya. Onlar ve e, güçlendirilmiş elit olarak soğuk büyülü. Hani şu bir tane buzdan bir duvar açıyor ya. O kalktı arkadaşlar o güzel olmuş bu arada. O saçmaydı yani o gerçekten saçmaydı. Sonra hapis kalpleri e, şu şekilde değiştiriliyor. Büyü bozmanın kafesi. Elemental damage yani elemental damage. Aldıktan sonra 5 saniyene 10 ila 20 hasar azaltma kazanın. Güzel. Savunma için güzelmiş. Başka jenerik benzersiz öğeler. Genel olarak öğeler diyeyim artık buna. Cüret tüm istatistikler yerine Max Life olarak değiştirilmiş. Bariyer artık maksimum ömrü temel alıyormuş. Artık oyuncunun biri bir bariyere sahip olup olmadığını kontrol eden koşullarla doğru bir şekilde açıklanıyormuş arkadaşlar. Ondan sonra zaten hata düzeltmeleri. Yani sınıf simgelerini okumak için ekran okuyucu desteği eklendi diyor. Buna bakılabilir. Ekran okuyucunun büyük harfli, aksanlı harfleri veya özel har karakterleri okumamasına neden olan bir sorun giderilmiş. Yani her şeyi yazabilirsiniz. Öyle diyeyim. Yani başka Tamam genel olarak sorun giderilmiş. Portal mortal. Zindanlar da aynı şekilde sorun giderilmiş. Şu bariyerin arkasında kasaf veya hazine goblini. Ha hazine gobliniydi aklımıza şimdi geldi. Ortaya Çıktığında aynen deniz kenarı iyi zindandaki ilerlemenin engellenebileceği bir sorun düzeltildi diyor. Yani nasıl bir sorun bilmiyordum ama bir türlü kestiğimiz için. Sıkıntı yoktu. Bir de oynanışa gelmiş. Genel olarak e, karakterlerde de düzeltmeler yapmışlar arkadaşlar. Başka böyle ekstra önemli söyleyebileceğim bir şey yok. Güncelleme bu şekilde. Karakterler gerçekten güzel olmuş. Hani bizzat hatayı hata demeyeyim artık. Hani yanlış anlaşılmasın da. Ya düzeltmişler o önceki güncellemeyi telafisini vermişler diye düşünüyorum da. Şu Necromancer'ı Tamam güzel bunlar iyi ama şu repair, repair şeydi ya kan değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam kandı. Ya da gölgeydi ikisinden birisiydi. Yani şey olarak kemiğe hiç güncelleme gelmemiş ama golleme iyi güncelleme gelmiş. Golleme bu ilde belki yapılabilir. Öyle diyeyim size. Ama necromancer o kadar oynamamışlar diye düşünüyorum. Ama diğer karakterlerin hepsini güçlendirmişler. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. E, sizi sıktıysam veya e, yanlış bir telaffuzda bulunduysam affola. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.